Sadece şakaydı. İnsanların özrüyle alay etmek komik değil. Bir şakaydı. Babasının sihirli dokunuşuyla 5 dakika olmadan... İyi akşamlar, ben geldim. Hoş geldin Erman. Ay, ben de ev işlerine dalmışsın, duymadım geldiğini. Anlıyorum. Ne yemeği yaptın? Erman, sen benden alay mı geçiyorsun? Ev işleriyle uğraşıyorum diyorum, sabahtan beri yemek yapmaya vaktin mi kaldı? Yok arkadaş. Yahu ben insanca yaşamak istiyorum artık ya. Yani normal insanlar nasıl yaşıyorsa ben de onlar gibi yaşamak istiyorum. Normal ev yemekleri yemek istiyorum ya. Evin dağınıklığı, pisliği benim umurumda değil. Sadece bir tas sulu yemek olsun, o kadar ya, başka bir isteğim yok. Ya ben nohut yemek istiyorum, kuru fasulye yemek istiyorum, ıspanak yemeği yemek istiyorum. Ya insan kapuskayı özler mi? Ben özlüyorum abiye ya. Peki, o zaman bundan sonra hiçbir ev işine elimi sürmem, sana sadece yemek yaparım. Tamam, ben ona da razıyım. Bana bak, insanlar pislikten ölmüyorlar, açlıktan ölüyorlar, açlıktan. Sen de bana gündelik temizlikçi tutarsın, evin temizliğini de o yapar o zaman. Susun! Sus! Ukuz! Hizmetçi tutacağımış. Hizmetçi tutacağımış. Hizmetçiye verecek paramız mı var bizim? Ben nasıl bakacağım başka bir kadına? Durup durup icat çıkarma. Durup durup icat çıkarma. Yapmam, bakamam, olmaz. Sen benimle mi konuşuyorsun Erman? Öküz diye bana mı diyorsun? Ben vallahi hiç duymadım. Ben sana haftanın her günü mü gelsin diyorum Erman? 3 gün gelecek sadece. Kızım burası Topkapı Sarayı mı? 3 gün geleceğimiş. 3 gün temizliğe param vereceğim ben. Allah Allah. Zaten işten geliyorum, yorgun argın. Yani insanın işiyle alakalı bir sürü şeyleri çıkıyor, problemleri çıkıyor. Yani benim moralim iyi olmuyor bazen. Ya adamı durup durup canımı sıkıyorsun ya. Erman, maşallah, aferin sana, bravo. Hemen eve geldin, lanolunlu konuşmalar, öküzler, bilmem neler, bütün seviyeyi yerlere indirgedin. Tebrik koyuyorum. Hadi kız, çok konuşma. Kalk bana oradan 2 tane yumurta kırıver. Bundan sonra yemin ettim, haftada sadece 4 gün pizza yiyeceğim. Yumurta yok ki. Nasıl yumurta yok ki? Kızım sen beni öldürmek mi istiyorsun lan? Eve niye yumurta almıyorsun ya? Lan diye konuşma benimle. Tamam, ağzımdan kaçıyor bazen. Ama ton balığı var. Dün aldıydım marketten, konserva şeklinde. İstersen ekmeğin arasına koyayım, onu ye. İlla bana bir hamur sokuşturacaksın. Yersen Erman. Yemem mi? Hadi kalk getir, ne varsa getir hadi ya. Hadi ya, kalkıyorum sana. Senaryoya çalışmam lazım. Yarın postaneydi, çekimim var. Yorulmamam lazım. Tamam o zaman, hemen hazırlayıp getiriyorum. Benden de başka bir şey isteme, bu akşam dizim başlayacak. Erman! Ne oldu kız, ne çabuk yaptın sandviçi? Daha yapmadım sandviçi. Ya o zaman niye tepemde dikiliyorsun abiye? Bak sana dedim ki senaryo çalışmam lazım. Yarın çekim var postaneydi dedim. Erman, ne çekimi ki bu? Yarın bizim postanede bir reklam filmi çekilecek. Bizim vatandaşa yeni sunduğumuz hizmetlerle ilgili öyle bir şey yapacaklar. Normalde bizim Müştak Bey oynayacaktı. Yönetmen Bey beni gördü, başrolde bana kıldı. Erman! Doğru mu söylüyorsun? Erman, sen şimdi televizyona çıkıp ünlü mü olacaksın? Sadece televizyonlarda değil kızım. Ya sinemada esas film başlamadan önce hani bir şey gösteriliyor, onun arasında gösterilecek işte. Erman, Erman, Allah'ım sen ne kadar mükemmel, ne kadar muhteşem bir insansın. Biliyorum, tamam, abartma, gerek yok. Erman, bu elindeki senaryo mu? Evet, yarına kadar bunları benim ezberlemem lazım. Erman, ezberlersin, ben sana yardımcı olurum, hep beraber prova yaparız. İyi olur vallahi abi, yani sıkıntı büyük. Allah'ım ben ne kadar şanslı bir kadınmışım ki. Ne kadar iyi etmişim de seninle evlenmişim ki. Abiye, sandviç lütfen. Ay affedersin aşkım, aklım gitti heyecandan. Aşkım mı? Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Doğru düzgün konuş.
Küreğe yersin bak ağzın ortasına, aşkınmış. Tamam, sen sakin ol, lütfen. Ezberine bak, ben hemen sana gidip sandviçini hazırlayacağım. İçine de domates kesip koyacağım ha. O derece diyorsun yani, hadi bakayım hadi. Ay benim beyim en mükemmeline layık, ben ne yapayım? Ay ben ne yapayım? Ay ben ne yapayım? Ay ben ne yapayım? Bana durdular. Mektup, tebrik kartı, kargo paket, her türlü gönderilerinizin üzerine adresi yazarken... Of. Nerede kaldı bu çocuk ya? Telefonu da kapalı. Of. Aşkım, neredesin sen? Sen hiç böyle bir şey yapmazdın. Yarım saattir arıyorum, telefonun da kapalı. Çok merak ettim seni, başına bir şey geldi sandım. Ha, biliyorum, biliyorum ama iyiyim, iyiyim bir tanem. Hiçbir şeyim yok. Yalnız belediye otobüsü geç kaldı da. Daha doğrusu birincisi geç kalmadı. Durakta yaklaşık 4000 kişi olduğundan bir anda insanlar üşüşüverdiler. O otobüsü kaçırdım. Sonra ikincisine de son anda böyle dalabildim. Biliyorsun üniversiteden beri otobüse binmeyi unutmuşum. O yüzden biraz boş yakalandım. Ama iyiyim, iyiyim. En azından iyi olacağım herhalde. Of. Gökhan'cığım, sen niye otobüse gidiyorsun hayatım işe? Bizim arabamıza ne oldu? Hiç sorma aşkım. Erman kuzu arabamızı miktarcık dağıttı da. Serviste 15 günden evvel veremeyeceğini söyledi. Böylece ben belli bir müddet bankaya otobüse gitmek zorunda kalacağım. Neyse aşkım, en azından senin planın işe yaradı. Birimiz bugün kuzuların gazabından kurtulmuş oldu. Evet, abiye kuzu bugün kapıyı bir kere bile çalmadı. Huzur dolu bir gün geçirdim. Harika, senin adına çok sevindim. Bir tane, aslında ben de amacıma bir şekilde ulaşmış oldum. Araba serviste olduğu için Erman kuzuyla aynı arabada işe gitmek zorunda kalmayacağım. Sonunda özlediğimiz huzuru bulduk galiba. Ya işte sana söylemiştim. Huzurlu günler çok yakında diye. Eyvah, geldiler. Ya bunlar huzurlu olduğumuz anı radarla mı tespit ediyorlar? Ya gizli kamera falan mı var bu evde, anlamadım ki. Gökhan'cığım ben yukarıdayım, abiye kuzu sorarsa Seval yukarıda. Ağlıyor, hiç kimseyi de görmek istemiyor. Hayır bir tanem, gel buraya, hiçbir yere gidemezsin. Beraber açacağız kapıyı lütfen. Açarız şöyle aralıktan konuşuruz. Bugün biraz huzursuzuz, mutsuzuz filan deriz. Apar topar göndeririz gerisin geri yolları. Ama hayatım olmaz. Hayır bir tanem, lütfen benimle açacaksın kapıyı. Gel buraya, gel buraya bir tanem. Yok abi. Hayır, dur şurada. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gökhan'cığım yalnız bak, 3 kez uyarmama rağmen şu kapının zilini deniştir diye hala deniştirmemişsin. Deniştir. En sonunda kıracağım ya. Kilise zili gibi arkadaş. Haklısın Erman abi de ben bütün gün tabii arabanın derdine koştuğum için değiştiremedim. Ama inşallah yarından itibaren değiştireceğim. Sen çok şey yapma, kafana takma. Davullu zurnalı bir şey yap yani. Hani geldiğimizde oynayalım. Niye böyle duralım yani, anladın mı? Baş üstüne, baş üstüne. Seval'cığım, Gekhan'cığım birer tane lokum almaz mıydınız? Çok teşekkür ederiz, biz almayalım. Daha yemeğimizi yemedik, o yüzden şekerli karnımızı hiç doyurmayalım. Aa lütfen ama birer tane alın, lütfen. Çünkü bu normal lokumlardan değil. Erman'ın oyunculuğa ve film starlarına adım atışının şerefine bütün mahalleye dağıtıyoruz bunlardan. Ben bir tane alayım. Erman ya, sen evdeyken 2 tane yedin sattın. Komşulara kalmayacak. Kızım sen komşuların yanında niye bu kadar böyle davranıyorsun ya? Bu lokum benim şerefime değil mi? Akşam akşam zaten benim masrafı sokmadın mı abiye? Yani bırak 2 tane yiyeyim ne olur. Erman lütfen, senin gibi ünlü bir yüze bu tarz kaba hareketleri yakışmıyor artık. Lütfen kendini biraz deniştir. Kendini biraz yont. Yeniden doğ adeta. Ne demek istiyorsun kız? Ben 41 sene önce doğmuşum, daha niye yeniden doğuyorum? Erman, komşularımızın önünde oluyor mu yani şöyle hareketler? Yani yarın bir gün gazetelerde Erman kuzuyu hiç böyle görmediniz diye haberler çıksa olur mu? Daha dikkatli olmamız lazım. Ay kusura bakmayın, akşam akşam sizin de kafanızı zongurdattık. Neyse, yarın Erman'ın postane çekimi var. Şimdi ezber yapacak, sonra banyo yapacak, sonra erken yatacak. O yüzden boşuna ısrar etmeyin, bu akşam içeri geçemeyeceğiz. Abi, ben 3 gün önce yıkandım. Daha durup dururken niye yıkanıyorum?
Erman lütfen, sen artık eski Erman değilsin. Artık bazı alışkanlıklarımızı mecburen değiştirmek zorundayız. Hadi yürü gidelim. Hadi. Pardon. Alo? Ha, iyi akşamlar müdür bey. Buyurun efendim. Siz abiye kuzuyu nereden tanıyorsunuz? Sürpriz. Anladım efendim. Ama... Peki efendim, peki tamam. Yani siz nasıl uygun görüyorsanız. Tamam, peki. Peki, oldu. Görüşmek üzere. Oldu, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne oldu hayatım? Evet, hepsi benim sayemde. Biraz sert konuşmuş olabilirim ama beni dinledi, bana hak verdi, sonunda da dediğime geldi. Hiç teşekküre gerek yok. Bak, ağlayacağım. Arkadaşlar böyle günler içindir. Hadi, hadi. Aşkım. Kovuldum. Aşkım. Aşkım. Mektup, tebrik kartı, kargo paketi her türlü gönderileriniz üzerine adres yazarken posta kodunu da yazmayı sakın unutmayın. Posta kodu, posta kodu, postacının eli kolu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim sabaha kadar bunları teker teker ezberlemem lazım. Sular seller gibi. Erman, bir ton balığı daha koyayım mı ekmeğin arasına, beynin açılsın? Ya sen ne diyorsun abi? Ben heyecanda midemi hissetmiyorum ya. Aa Erman, ne demek heyecanlanmak? Ya şurada söyleyeceğin 4-5 tane laf. Sen düğünlerde nasıl söylüyorsun şarkıları, kocaman kocaman ezberliyorsun? Ya burada da şimdi bunu mu ezberleyemeyeceksin? Lütfen 2 saatini alır Erman. Kızım düğün başka, bu başka. Düğün başka, bu başka. Burada karşında koskoca kamera olacak, kamera. Ya enişte yapma ya, tecrübelisin sen. Düğünlerde de kamera var. Tabii, rahat ol, sen de. Oğlum ben düğünlerde de en başta böyleydim. Yani tutuk başladım. Başladım sonra şarkı söyleye söyleye oldu yani. Ama burada öyle bir zaman yok. Enişte, istersen yarın sabah büyük kartonlar alalım kırtasiyeden. Bu lafların hepsini kalın keçeli kalemle yazalım. Sıkışırsan çekimde bakar bakar söylersin. Olur mu? Aferin lan, aferin. Bence o çok amatörce bir hareket olur. Yönetmenin karşısında kendini bu kadar küçük duruma düşürmemelisin. Adam akıllı ezberini yap, öyle git. Olur mu olur lan? Bakma, takma kafana sen. Ya olmaz Erman, sen şimdi orada kartondan okurken gözlerin hep şaşı şaşı kayacak. Ya neden olsun böyle bir şey? Bak lütfen çalışmaya başlayalım. Ama ne olursun bu sefer öyle baston yutmuş gibi olma. Azıcık konuşurken kıvırt. Enişte bak ben de. İzle ve gör. Bak şimdi. Elin kolun böyle rahat dursun. Posta kodu, posta kodu. Postacının eli kolu. Eli kolu. Bak rahat. Bir daha yap bakayım. Böyle enişte rahat yani. Böyle bedenin rahat olsun. Karı mıyım lan ben? Otur lan yine. Otur. Karı gibi kıvıracağım mı lan ben? Sana da iyilik yaramıyor enişte. Ne yaparsan yap ya. Erman ne alakası var lütfen, sanki yani göbek olaraktan kıvırt demiyoruz ki biz. Öyle bir şey demiyoruz. Sadece konuşurken işte Yarcan'ın yaptığı gibi elini kolunu hareket ettireceksin ki seyirciyle bağlantıya geçesin. Yani iletiş, komünikeş, bunu diyoruz. Arkadaş lütfen, burada oturan kimse ısrarcı olmasın. Bunu bir kez daha okuyorum. Sonra tuvalete tek başıma gidiyorum. Sular seller gibi ezberliyorum. Sakın tuvalete gelmeye kalkmayın. Biliyorsunuz orası benim özel alanım, beste alanım, ezber alanım, bilimim, ihtiyaç alanım falan filan, neyse. Hadi bakalım sanatçı, başla şimdi. Mektup, tebrik kartı, kargo... Şimdi bir daha başla. Ama yaptığın hareket nasıl diyebilirsin ki sen? Başla diye, ne demek yani başla? Lütfen, lütfen Erman, ama bundan bakarak okuyorsun. Nerede kaldı bunun ezberi? Bakmadan, lütfen. Ama bana ne söyleyeceğimi unutturdun şimdi, çünkü öyle almaz insan, bir şey ister, bir hareket yapar. Öyle olur mu ya? Erman lütfen, ses veriyorum. Me. Mektup, posta kodu, posta kodu, postacınız eli kodu işte, tebrik o kadar. Tebrik var, tebrik var, arada tebrik, tebrik var. Tebrik de var, postacı da var, arada var ama lütfen verir misin? Ver ya. Ya Erman lütfen başla. Mektup, posta kodu, mektup, telgraf, posta kodu, hizmet
derin posta kodu. Eli, postanın eli sağ, solu, eli kolu. Allah belanı vermesin senin. Allah belanı vermesin. Ver kağıdı, ben kendime ezber tutacağım. Oho! Eniştem yarın sinema tarihine geçecek. Adamlar yandı yandı. Bu ne ya? Gel hadi ben yattım. Gel lan buraya. O ne lan? Tişört. Lan günah lan, Azrail'i koymuş oraya. Al. Ya ezberleyemiyor, bana bozuluyor ya. Olmayacak. Yapamayacak. Türk balığı ho, Türk balığı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balığı ho, Türk balığı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Allah'ım sana şükürler olsun, ailemize bu günleri de yaşattığın için. Nihayet bizim sülaleden de bir ünlü çıkacak. Abiyeciğim lütfen üzerimde bu kadar büyük baskı kurma. Yani ezber kafama yatmıyor. Tamam Erman, sustum. Sustum, lütfen sen devam et. Ama Erman sen kağıda baka baka okursan nasıl ezberleyeceksin? Bakmadan ezberleyemiyorum ki. Evlilik kartı, kargo, paket, her türlü gönderileriniz üzerine adres yazarken kodları da. Kız ne yaptın sen şimdi? Kız ne yaptın sen şimdi? Ya kör oldum ya. Ver tası, ver dök suyu. Erman veremem. Lütfen, lütfen böyle kör kör okur musun? Ya kızım versene şu tası. Gözlerim yanıyor diyorum. Yansın. Erman, bazen insan hayatta bazı şeyleri acıyla daha iyi öğrenir. Lütfen, lütfen bak, hiç bakmadan güzel güzel söyle şimdi ezberini. Hadi Erman. Abiye, sana kör karateciler gibi bir dalalım, ağzını burnunu kırar, o tarafa bırakırım bak ha. Ver kız şu tatlı. Süzülün. Söyle Erman, sen ezberini söyle, dökeceğim. Vallahi dökeceğim hemen. Mektup, kargo. Allah belanı ver, suyduk! Suyduk, nimet attıracaksın yere şimdi, suyduk! Ezberini yap, ezberini yap. Mektup, kız suyduk, gözüm kör oldu, dibine kadar girdi sabun ya. Tövbe de, Allah belanı versin, tövbe dedim de. Bir daha demeyeceğim. Tövbe dedim, tövbe dedim. Bir daha demeyeceğim de. Tövbe bir daha demeyeceğim. Bir daha demeyeceğim. Bir daha demeyeceğim. Bir daha demeyeceğim. Uyandım Allah. Bir daha demeyeceğim. Ama bak. Ya bu kadın evlerden uzak ya. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Mektup, tebrik kartı, kargo paket, her türlü gönderilerinizin üzerine yazın. Hep burada şaşırıyorum, Allah belanı vermesin, yazarken. Gönderin üzerine adres yazarken, posta kodunu da yazmayı unutmayın. Posta kodu, posta kodu, postanın... Postanın eli kolu olmaz. Postacının eli kolu olur. Mektup, tebrik kartı. Erman, fark ettin mi kapıyı kaç kez tıklattım? Fark etmez olur muyum kız? Şu an yaşadıklarım rüya, ben de bir rüya görüyorum değil mi? Hayır Erman, gerçekten gerçek. Ömrüm boyu hep bugünü bekledim. Kızım niye bekledin, niye istemedin? Sen benden isteseydin her gün verirdim üniformamı sana. Ay! Onu değil şaşkoloz. Ben hep senin kariyerinde böyle büyük bir patlama yapmanı bekledim. Haydi şimdi beni kollarında sımsıkı sık benim güçlü ve ünlü erkeğim. Allah'ım bu bir rüyaysa 15 dakika uyanmayayım ne olur. Bilemedin yarım saat yani. Duruyor. Gel kız. Kız gel. Erman. Erman dur, çıkarma lütfen, ayağında kalsın çorapların. Bu derece yani. Evet. Bak benim çoraplarım da ayaklarımda. Mektup, tebrik kartı, kargo paketi. Posta kodu, posta kodu. Allah Allah! Allah Allah!